Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğneden tığa oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine iğneden tığa bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, hazırlamış olduğum modelim bu şekilde. Şöyle e, kayası ve birebir aynı görüntüde olan bir lale. İğne oyası ile aynı arkadaşlar. E, kayasını bu şekilde ne büyük ne de küçük orta karar bir kaya yapmak istedim. Çiğimin de önüne geçmesin fazla e, basık kalmasın böyle orta kare bire birebir iğne yasında olan modeli hazırladım şöyle lalemi de söylemek istiyorum Bakın bu laleli e, Ben daha önce sihirli halka ile yapmıştım tek tek önceden hazırlayıp böyle dallara monte ediyordum fakat e, çok kolay olarak e, hazırladım bu sefer e, püf noktasında yaparken anlatırsam daha iyi anlarsınız arkadaşlar bakın e, şöyle beraber e, ikisini çok güzel kolay yapılış şeklini anlatacağım. Evet bakın kayası ve çiçeğiyle lalesiyle birebir iğne zarifliğinde iğne oyasından aynı olan bir model hazırladım. Evet şimdi şöyle modelimi son kez gösterip yapılışına çimenine geçelim. Evet, tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videomda mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. İlk önce hemen gösterdiğimiz kaya yaparak başlayacağız. Sık iğne ile ipimizi sabitledikten sonra 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7 ipimi her zamanki gibi iyice esnettim. Ve sıkı sıkı da zincirleri çekiyorum. İğneden tığının özelliği bu arkadaşlar. 2-3 zincir. Şimdi bu şekilde 5 tane tığ battı yapacağım. İlk önce başlarken bu 7 zincirli pipiri yaparak başlıyoruz kenarındaki. Sonra 5 tane tığ battı yapıyoruz. 3'er zincirli bakın. Şimdi sıradaki tığ battıya girdim. 2. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya girdim. 3. 3 zincirimi çekiyorum. 4. Beşinciyi arkadaşlar bakın nasıl yapacağız. Şöyle bir iki tane zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Şöyle bir iki ve iki. Bakın, beşinci son tarafı baş değil de bu son bitiş tarafı trabzanlı olarak yapıyorum. Bu üç zincirli yuvalar gibi bu şekilde. Hem dönüş hem de kesim işlemi çok güzel duruyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Evet 4 zincirle şöyle dönüyorum. Bakın. Zincirle başa ip çekerek de yapılabilir. Fakat size en kolay nasılsa onu tarif etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Evet. Tekrar 3 zincir. Burada 5 ile başladığımız tığ battığı 4'e düşürüyoruz. Bakın. Yine 3 zincir ve buradaki 4 tane bu şekilde tığ battığı hazırladık. Köşede muhakkak bakın bu bitişte sık iğne ile gireceğiz. Sadece burada trabzan. Ve 7 zincirle dönüyorum. 7 zincirle dönüyorum. Bu sağ ilk köşede pipirik yaparak ilerleyeceğiz. Burada da kesim işlemi uygulayarak ilerliyoruz. Kayamızın yapılışında. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. 2. tığ battı. 3 zincir. Bu da 3. tığ battı bakın. Şimdi 4'ten de 3'e düştü. Ee, şöyle arkadaşlar şurayı ben de unuttum. Size unutmayın derken. Sonuncuyu 2 zincir çekip trabzanla yapacağız. Bakın. 3. Kıyı battığımız bu şekilde trabzanlı olacak. 4 zincirle dönüş yapıyorum. Bura köşe olduğu için 4 zincir daha güzel uygun oluyor. Şöyle kapatıyorum. Bakın. Tekrar 3 zincir sıradaki tığ battıma kapattım. 3 olanı şimdi 2'ye düştü. 7 tane zincirle dönüyorum. 4 5 6 ve 7. Çevirdim hemen ilk yanındaki tığ battıya kapattı Bakın. şimdi burada arkadaşlar şöyle zincir çekiyorduk tığ battı yapıyorduk ya son olduğu için şöyle bir iki tane zincir çekip hemen 1 2 ve iki Bakın. gördünüz sonuncuyu da trabzan olarak yaptık Kenarda 3 tane bu şekilde kaldı. Şimdi biz bu tepe noktasını 2 tane 7 zincirli pipirik yapacağız. 5, 6 ve 7. 7 zinciri kapatıp bu yapmış olduğumuz trabzanı yuva edindik. 7 zinciri çekip buraya kapattım. Bakın. Son bu tepe noktasına 2 tane pipirik yapıyorum. Şöyle buraya bir sık iğne ile iniyorum şu daha hoş duruyor arkadaşlar bu şekil şimdi 7 tane zincir çekiyorum bunların karşı bu pipiriklerin karşılığını buraya vererek ineceğiz bak bu ilk pipiri oluşturduk. yine 7 zincir 5 6 7 bu pipirikleri olabildiğince sık çekelim daha güzel duruyor arkadaşlar. Kalıp gibi kenarda şöyle pipirikler duruyor. Şöyle evet. Şimdi bakın 3 tane buraya son da şuraya da bir sık iğne ile inelim arkadaşlar. Bakın tığ battı seviyesine inmiş olalım. Evet. Kayamız oluşumu bu arkadaşlar. Buranın pipiriklerini karşıya da şöyle düzeltip göstereyim bakın şöyle zincirler ne kadar sıkı çekilirse kalıp gibi duruyor bu şekil oluyor arkadaşlar çok da güzel tam tepe noktasına da bu şekilde iki tane pipirik kenarlarda da üç tane pipirik kayamız hazır Evet şimdi buraya 7 tane ara mesafesi yapıp çiçeğimiz için yaprak yapacağız aslında boya da çimenden oluşuyor arkadaşlar. Bakın çimeninde ağırlık var çiçeği kolay. Şöyle 7 tane buraya tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3. 1, 2, 3 zincir. 4, 3 zincir. 5, 1, 2, 3 zincir. 6 1 2 3 zincir 7 Evet bir zincirle ters tarafına döndük bakın şu arka tarafından yuvasını hazırlayacağız ve buraya 9 tane zincir çekiyorum 6 7 8 ve 9 bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battı ya şöyle kapattım arada Bakın 4 tane bu şekilde tığ battı mesafesi bırakıp 2 tane zincirle dönüşümü yaptım. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığı doluyorum. 1, 2 ve 2. Bu iki zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. 2 defa dolayıp şöyle 2, 2 ve 2 alarak 4. trabzanı yapıyorum. 2 defa tığı doladım. Bu da 1 2 2 ve 2. 5. tırabzan. Şöyle minik fazla uzatmadan yaprağımızı hazırlıyoruz. 3 tane zincirimi çekip ara kısmı kapattım. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. 5. sık iğne de Şöyle minik bir yaprak oluşturdum. 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zinciri dal yaptım. Buraya bakın. Yanına aynısından bir tane daha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle sıkı sıkı zincirlerimi çektim. 15 tane zincir. Şimdi iki tane dalı bu şekilde hazırladık ya bu yaprağın aynısını bir tane de buraya yapacağım. Şöyle iki tane zincirimi çekip bu 9 zincirli yuvaya bu şekilde yapmaya başlıyorum. 3 seferde alacağım şimdi. 1 2 2. 2 defa tığa doladım. Şöyle 2 2 ve iki. 2 defa tığı doladım. Şimdi 1 2 2 ve 2. Bakın. 5 tane trabzan oldu zincirle beraber. 3 zincirden bir minik pipirik oluşturup geriye kalan bu kısma da son trabzana da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. 5. yuvada ve tığ battı seviyesine inmek için de arkadaşlar şu dönüş yaptığımız tığ battının içerisine hem de bu yaprağın aşağı etmemesini de sağlıyor. Şimdi 3 tane zincir. Pardon 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Burası dip kısmı olduğu için. 3 zincir çok oluyor. Şimdi 3 zincir. Kapatıyorum. Sıkı sıkı yine. 5 tane böyle ara mesafesini verip ilk başta yaptığımız o minik kayayı şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bırakalım. Şöyle göstereyim. Bakın ortasında böyle 15 zincirde iki tane dalımız var. Kenarında birer yaprak. Şimdi bu dallarımıza sonra bu kayamız ve e, lalemiz yapalım. Bu şekilde çimeli devam ediyor yani arkadaşlar. Bir kaya bir bu şekilde iki yapraktan oluşan, iki daldan oluşan çiçeğimiz için bir tane de kaya çimeni devam ediyor. Hemen çiçeğimizin lalesini yapalım. Evet şöyle ters tarafına çeviriyoruz. Bakın. Ve dalımızın içerisinden sık iğne ile girip sabitleyelim. 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimizi çektik. Bu püf noktası dediğim yeri var ya işte burası arkadaşlar yuvarlak böyle serim halkası gibi veya sihirli halkası gibi durmasını sağlayan bu sık iğne var ya. Sık iğneyi içerisine. Bakın ters tarafında zinciri çektik. Ters tarafında da bu şekilde sık iğnemize girip böyle bir e, halka oluşturuyoruz. Bakın bu sağlıyor. Şimdi bunu da dönmüyoruz arkadaşlar. Güzel durmaz yoksa. Hemen dalın içerisine bir sık iğne ile döneceğiz. Direkt dönerseniz yamuk durur. Bu sık iğne bile çok önemli. Sık iğne ile sabitledik. 12 zincir çektik. Sık iğnenin içerisine tekrar 12 zinciri sabitleyip sonra dala bir sık iğne yaptık. Şimdi arkadaşlar dönüp buraya 6 tane yuvasının içerisine sık iğne yapacağım bakın. Sık iğnenin içerisine girip bu bir 2 3 Bismillah şöyle 4 şöyle 5 ve 6 Evet 6 tane bu şekilde sık iğneyi yaptık ve 6 tane de zincir çekiyorum 6 zinciri bu ara kısmı kapatıp bu şekilde 3 tane pipirik oluşturacağım 6 zinciri kapatıp 2. biberik. Evet, 6 zinciri kapatıp 3. biberik. Evet. Şimdi bu geri kalan kısma da 6 tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane biber sık iğneyi bu tarafı yaptıktan sonra Şöyle ortalayalım arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da yeşil dala sahte sık iğne. Normalde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben zarif duruyor diye bu şekilde kapatıyorum ama şöyle hemen ipimi kopardım. Bakın tıpkı sihirli halka veya hutta serum halka zarifliğinde olmadım arkadaşlar. Gerçekten bunun şey sık iğnelerini büyütebilirsiniz. 15 yapabilirsiniz daha iri istiyorsanız. Şöyle bakın. Şu ipi de çekeyim daha rahat bakın. Evet bir tane de buraya. Aslında buraya örümcekle de geçebilirsiniz koparmadan. Ben dalmışım arkadaşlar. Şöyle örümcekle geçip ters tarafından uygulayıp sonra örümceği koparıp hepsini bir yakabilirsiniz. Yine de size bilgi olarak söylemiş olayım. Öbüründe yapalım. Evet şöyle ikinci lalesini de yapalım şu arkadaşlar dalı eğer eli gevşekse 12 zincir çekin fazla uzun dal da, laleler güzel durmuyor bakın şöyle pembede de göstereyim kısa dal güzel gösteriyor uzun dal bu iğne zarifliğinden çıkarıyor o yüzden şu dalı 12 zincir dalın adedi şeyi zincir sayısı 12 Evet yine ters tarafından sık iğne ile sabitleyerek yuvamızı yapıyoruz. Bu sayede bakın şimdi göstereceğim püf nokta sayesinde sihirli halka veya önceden motif hatı hazırlamanıza gerek yok. Hemen 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 12 tane zincir çektim. Bunu serum halkasıyla yaparsanız lale görünümü olmuyor arkadaşlar. Serum halkası daha yuvarlak olduğu için laleden çok daha yuvarlak bir çiçek görünümü veriyor. Evet, püf noktası dediğimiz bu mavi sık iğneye girmek. Mavi sık iğnenin yanına da yeşil dalın içine sık iğne yapmak. Bunun böyle sihirli halka gibi önceden yapılmasına gerek kalmayan püf noktası bu. Şimdi biz düz tarafına döndük ve lalemizin yapılışına başlıyoruz. 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum bak. 1 2 3 4 5 6 Evet 6 tane bu şekilde sık iğnemi hazırladım ve buraya 6 zincirden 3 tane pipirik yapacağım. Pipirimi kapattım. 3 4 5 6 Arkadaşlar şöyle güzelce videomu tam izleyin. Çünkü benimki olmuş biri bazen atıyorsunuz ya. Bu püf noktaları kaçırıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden benzemiyor. Benimki niye benzemedi diyorsunuz. Videoyu tam izlemeden hemen çıkarıyorsunuz bildiğiniz kadarıyla. Bu püf noktaları uygulamadan bakın şimdi bir tane daha bu altı doldurduktan sonra bir püf noktası daha göstereyim. Şöyle 6 oldu mu arkadaşlar 5 olmuş bir tane daha yapalım Evet altıncı sık iğnemi de buraya yaptım şimdi bunu buradan hemen zincir çekip koparıyorsun. koparmayacağınız arkadaşlar şöyle yeşil dala da girip şu yuvarlak bakın sihirli halka oyuntusunu vereceksiniz tamam yeşil dala da bir sık iğne yaptık üzerine de şöyle bakın bir zincir otomatik çekildi bir de şunu göstereyim. Demin göstermedim arkadaşlar bu ip yakımı olayı da önemli. Bakın zaten bu başladığımız ip ya. Bu önemli değil. Mesela bunu şöyle bir keseyim. İçinden arkadan dönme olayı yani kenarda yanık yanma olayı gözükmüyor burada. Şimdi bu ip önemli bakın. Bu ipi de şuradan bir tane bile arkadaşlar. Maksat bunu arkaya çekmek. Şöyle tutup daha net göreyim. Bakın, buradan maksat bir tane olsun. Şöyle tığın içinden yani bunun bu dönüşümünü arkaya almak. Bu yanık ucunu böyle ufak şeylerde de simsiyah güzel gözükmüyor arkadaşlar. Temiz çalışalım. Şöyle bakın. Şu kenardaki demin göstermedim. Şimdi göstereyim bu ipi buradan çektiniz ya. Çünkü yani ne yapsanız da o köşe kaybolmuyor, geri dönülmüyor. İlk başlama ipi değil de son koparma ipi bu şekilde olursa şöyle bir de yakayım. Şöyle hafif bir sakızlı yakarsanız geriye çıkmaz da inşallah. Şimdi bakın iyice hırpaladım size püf noktalarını anlatıyorum diye. Çok da güzel oldu. Hemen şu ipi çıkarıp geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel durdu. Her şey iğne oyasındaki gibi arkadaşlar. Bakın. Kirpiklerinin sayısına varana kadar aynı orantıda yaptım. Bunu da zincirli şöyle köşeye dönüp yapmaktansa iğne oyası vardı. Böyle yapımı daha kolay oldu. Hem kayamızın hem de çiçeklerimizin Böyle püf noktalarına varıncaya kadar anlatmaya çalıştım. Videoda o yüzden biraz uzun oldu arkadaşlar. Çok kolay diyorsun video 20 dakika diyen arkadaşlar. Biraz her noktasını güzel böyle kalıp gibi aynı benim gibi böyle düşüresiniz diye anlatıyorum. O yüzden uzun oluyor. Emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.